Herkese merhabalar. Ben Zeynep Hacı ve Emiyan Türk'ün YouTube üzerinde düzenlediği 60 günde 60 YouTube videosu projesinde tam gaz devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Dilan Özgüler. Öncelikle hoş geldin Dilan'a. Hoş bulduk. Sorularla başlamadan önce bize biraz kendinden ve Emiyan kariyerinden bahseder misin? Tabii. Merhaba. Ben Dilan Özgüler. Teden Kara Koleji'nde okuyorum. 12. sınıf olacağım ve IB programındayım. Emiyan'a 2017'de JMUNESCO ile başladım ve ondan beri şu anda 15-16 konferansa katıldım. Biri yurt dışı üzerinde, 7'si delege, 5'i chair ve 3'ü de USG olarak. Böyle devam ediyorum. Bugünkü konumuz USG'lerle alakalı ve USG bizim konferanslarda çok duyduğumuz bir kavram. Bize USG nedir ve onun görevlerinden biraz bahseder misin? Tabii ki. USG'nin açılımı Undersecretary General olarak geçiyor ve akademik üyeliğin, yani akademik organizasyonun büyük bir parçası. Genel olarak USG'ler bir komitenin aynı zamanda expert chair'leri olarak da geçer. Debate'leri ya da münazaraları yönetmek yerine orada bulunurlar ve yani yapılan ve işlenen konunun doğruluğuna, gerçekçiliğine ve aynı zamanda da gidişatına yön veren insanlar. Peki Dilan Az, kimler USG olabiliyor? USG'lik pozisyonu için ya genel olarak akademik ya da exec team'den bir davet almanız olmuş gerekiyor. Ve bunun için de genel olarak yine büyük bir chair experience listenize ihtiyaç duyuluyor. Çünkü USG'lik hem bir konu hakkında deneyim getiriyor ama yani gerektiriyor. Hem de aynı zamanda debate'in nasıl işlediğini ve study guide yazabilecek kadar da şey yapmış olmamız gerekiyor. Prosedüre alışmış olmamız gerekiyor. Peki prosedürden bahsettin. USG'ler hangi prosedürde veya komitelerde oluyor? Genel olarak konferanstan konferansa tabii ki her şeyin küçük bir değişiklikleri oluyor. Ama USG'ler Harvard prosedürünün bir üyesi genel olarak. Kriz komitelerinde normalde daha fazla görülüyor. Bunun da sebebi genelde yani konu bilgisine ve aynı zamanda direktifleri yönetmeye olan ihtiyaç. Evet, öyle. Şimdi USG'ler daha çok komitelerde bulunuyor senin de söylediğin gibi. Ama bir kavram daha duyuyoruz. USG of Finance diye mesela bazı konferanslarda. Bu tam olarak ne oluyor? Yani bildiğimiz komite USG'leri ile aynı mı yoksa farklı bir anlam mı var? USG of Finance kısaca Timon prosedüründe de Head of Finance olarak da geçiyor. Neden kullanıldığını açıkçası bilmiyorum. Ama normal USG'lerle tabii ki daha farklılar. Organizasyon timinde bulunuyorlar ve organizasyon expertise'larında varlar galiba. Yani şey diyebiliriz değil mi? Komitelerdeki işleri yapmıyorlar. Sadece senin dediğin gibi bizim bildiğimiz Head of Finance, Head of Security'ye equivalent oluyorlar. Sen dediğin gibi önceden birkaç kez de USG oldun. Sence efektif bir USG olmak için neler lazım? Ne tür şeylere sahip olman gerekiyor? Efektif bir USG olmak için ilk başta dediğim gibi genel olarak münazaraya olan bilgi ve hani gittiğin komitenin prosedürüne daha önce alışmış olmak bence çok önemli bir olay. Ve bunun dışında da komitenin study guide'larına USG'ler yazıyor. Ve dolayısıyla yapılan yani konunun iyi geçmesi ve özellikle de debate'in iyi geçmesi ve komitenin fail olmaması için işlenen konularda büyük bir hani deneyim ve aynı zamanda okumak gerekiyor. Dolayısıyla işte yaptığımız konunun öncesini, sonrasını, neden bu konuyu tartıştığınızı ve bu konunun hani münazara içerisinde özellikle kriz komitesindeyse çıkılabilecek yollarını daha önceden düşünmek benim için çok önemliydi. Bunun dışında chairboard ve delegeleriniz olan iletişim de bir aynı şekilde önemli. Daha önce direktiflerin hani geçmesi ya direktifleri aynı zamanda okuyup hani kriz takımıyla da çalıştığınız için bir noktada da hani kriz prosedürüne de aynı şekilde alışık olmak bence çok önemli. Yani USG o komitede bulunan insanlar arasından konuyla ilgili bayağı bilgiye sahip olmalı değil mi? Yani en fazla demeyelim çünkü delegeler de bayağı bilgiye sahip olmalı. Ama USG'nin sonuçta dediğin gibi study guide falan yazdığı için bayağı
iyi bir araştırma yapabilmesi gerekiyor diyebilirim. USG'nin rolü, pardon. Evet, USG'nin rolü genel olarak münazaraları yönetmek değil ya da işte delegelerle birebir iletişime girmek değil. Ama hani konunun gidişatını yönlendirmek ve konunun gidişatını olabildiğince herkese uygun bir biçimde yönlendirmek. Dolayısıyla dediğim gibi iletişim ve konu bilgisi bence. Sen daha çok kriz komitelerinde USG oldun ama diyelim ki Harvard komitelerinde resolution yazılırken bir sıkıntı çıkarsa, delegeler bir sorun yaşarsa USG araya girip delegelere yardım edebilir mi? Ya daha önce yaşandığını gördüm. Genel olarak çok istenen bir olay değil ama diyelim ki komite fail olmak üzere veya gidişatı tamamıyla aynı konuların üstüne bir daha durmaya yer alıyor. USG'nin hani araya girip bence bunu yapmalısınız ve bence şunu yapmalısınız diyebilecek bir jurisdiction'ı var. Ve özellikle hani sıkıntılı zamanlarda da zaten isteniyor. Yani USG orada biraz anne baba gibi. Hani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gerektiğinde yönlendiriliyor tabii ama USG'ler kriz komitelerini saymadan biraz daha geri planda kalıyor diyebiliriz. O zaman son sorumuza gelelim. Şimdi USG olan komiteler ve USG'si olmayan komiteler arasında işleyişte bir fark var mı? Prosedürü saymadan, hani Harvard Time'ını saymadan. Onların arasındaki en büyük fark nedir eğer varsa? Arasında yani genel olarak çok ilk bakışta çok büyük bir fark olarak bulunmuyor. Sadece USG'si olan komiteler biraz daha rahat hareket ediyor. Çünkü tüm yük chairboard'a genel olarak düşmüyor. Bunun dışında ayrıca delegelerin de USG'ye bir note paper gönderip konu hakkında soru sormaları veya hani direkt USG'nin konu hakkında dinleyip onlara yön vermesi genel olarak komitelerin işleyişine daha rahat bir hale getiriyor. Ama onun dışında böyle direkt prosedür farkı olarak çok büyük bir olay yok. Ya, tabii dediğimiz gibi kriz komitelerinde biraz daha farklı bir olay var orada directive yazıldığı için. Ama evet, yalnız duydunuz. O zaman çok teşekkür ederim geldiğin için Dilemez. Bence güzel bir video oldu ve seni gördüğüm için çok mutluyum. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.